Medya koridorundan herkese merhaba. Bu hafta devletten destek göremeyen müzisyenleri ve müzik sektörünü konuşacağız. Destek göremeyen diyorum çünkü haftaya biraz üzüntülü başladık. Kademeli normalleşme kararlarıyla birlikte bir kısım sektör çalışanının yüzü güldü ama bu ülkede pandemi başladığı tarihten bu yana tam 14 aydır müzisyenlerin yüzü gülmüyor efendim. Müziğin sesi kapalı. Biz de bu konuyu masaya yatıralım istedik. Konuğum, çok değerli bir konuğum var. Sevgili müzisyen arkadaşım Orçun Süneyar bizimle birlikte. Sattas'ın Merhaba. kurucusu ve solisti. Hoş geldin Orçun. Nasılsın Merhabalar diyeceğim Çağla. ama nasılsın diyeceğim ama biliyorum ki çok üzgünsün. Biraz anlatır mısın? 14 aydır ne yapıyorsun? Nasıl geçti bu süreç senin için ve nasıl ayakta kaldın? Her şeyden önce çok teşekkür ederim. Bana yer verdiğin, bana ve bizlere yer verdiğin için de Her aslında. zaman. Ya ilk başta eşime şey diye dedim Bodrum'dayken, ben Bodrum'da yaşıyorum artık, hayatımı değiştirdim ondan sonra. Fakat şimdi İstanbul'dayım, İstanbul'dan konuşuyorum seninle. Kardeşim Ahmet Olgun Sünihar'a konuk oldum, şimdi oradayım. Şu anda sürekli konuk oluyorum, müzisyen olunca artık sürekli konuk oluyoruz. Şaka bir yana ilk başlarda şey dedim, biz şansına falan Sattas grubu çok konser veren bir gruptuk. Dönüp dedim ki eşime, ya dedim ben de bir bacaklarım uzadı. Şu Bodrum'u bir yaşasam dedim ve pandemi patladı. İlk başta espriyle arkadaşlarım falan, abi ne olur hadi artık geri al, tamam bak yeter falan. Evet, ben de hatta döndüm. Ateist bir insanım ben gerçi, ama varsa bir varlık kuvvet falan ben geri alıyorum falan diye böyle işte şey yaptım. Fakat daha sonra artık zulme ve daha sonra iyicene karanlığa dönmeye başladı. Yani bunu sen de çok iyi biliyorsun. Seni takip edenler, bizleri takip eden herkes çok iyi biliyor ki sadece esasında müzik sektörü değil etkilenen. İnşaat sektörü hariç herkes bu işten etkileniyor. Fakat ülkede çok uzun süredir, yani bu son 18 yıllık karanlıktan daha önce de ülkede biliyorsun ki en ufak bir minicik bir gürültüde müzik susuyor. Maalesef. Müzik eskiden, müzik şuydu, onu hemen söylemek istiyorum müsaadenle. Yani müzik sadece eğlence amaçlı bir enstrüman değil. Aynen öyle. Bir medyum değil esasında. Bir de eskiden tamamen bu argümana yaslanıyordum, ama artık şunu söyleyebiliyorum. Ya 1-2 saatlik insanlar biraz kafa bu kadar yoğun karanlığın içinde eğleneceklerse de eğlensinler. Yani bu şey değil, o orada birileri öldü, oh ne güzel harika eğleniyoruz tarzı bir şey değil bu. Çünkü bunu yapan insanlar gerçekten birazcık şeyi bu tekrar sorumluluklarına dönen, en azından bizim seyircilerimiz genelde öyle. Ben ve senin de bildiğin bir sürü müzisyen dostumuzun işte zaten sosyal medyada takip edince görebiliyoruz o insanları. Daha sonra dedik ki hani bol bol kitap okuyup bir şeyler yazıp üretime geçeriz falan filan. Fakat pandemi gerçekten çok büyük engel olmaya başladı. Korkunç bir psikoloji ve ben artık kendi adıma söylüyorum. Benim bir çocukluk arkadaşım kendini öldürdü. Bunu çünkü sosyal medyadan duyurdum. Burada da şey yapabilirim, 2,5 ay önce. O bende bardağı taşıran son damla oldu ve artık gerçekten psikolojim iyi değil, hiç iyi değil. Bir senedir iyi değildi, şimdi hiç iyi değil. Kaldı ki şunu da itiraf edeyim ben ve grubum adına, biz bir tık şanslıyız. İşte İş Bankası'nın, İş Sanat'ın falan bir takım bir desteğiyle, yakında ortaya çıkacak bir markanın bir desteğiyle, biz ve başka müzisyenler de daha şimdi duyuramıyorum tabii ki, şanslıyız. Fakat çok fazla sahne emekçisi insan var bu ülkede. Tiyatroların sustuğu, oyunların durduğu. Hatta korkunç, ben sahne ve gösteri sanatları yönetimi mezunuyum. Bu çok korkunç bir tiyatro falan. Çirkinliği örnek vardır ya, tiyatro öyle bir şey değil. Onu da şey yapalım. Ve artık moralimizin çok yerlerde olduğu ve hükümetin yani hiçbir şeyi, çünkü devlet kutsal bir şey değildir. Devleti yönetenler devleti yönetemiyorlar ve biz de bunun acısını çekiyoruz. Tamamen yok hükmündeyiz. Geçen gün gerçekten merakımdan kendi çalıştığım banka kredi başvurusunda bulundum. Çok merak ettim. Yani ne olacak? Çünkü benim ne özel sigortam ne devlet sigortası falan bir şeyim yok. Bunu da söyleyeyim. Bunu şey yaparak hayır dediler tabii. Yani zaten meslek şeyinde müzisyen ya da müzik diye bir meslek de seçemiyorsun zaten başlangıçta. Diğerim ben. Ondan sonra bir de dün açıklanan kararlarla artık iyicene moral olarak yerlerdeyiz. Fakat birlikteyiz. İşte tekrar sana çok teşekkürler. Sen ve Rica ederim benzeri bir her sürü zaman.
Destekler çok önemli. Bugün bir sürü telefonum çaldı. Bir Gün Gazetesi'nden, Evrensel'den falan filan böyle işte. Yani benle konuşmalar önemli değil. Bir sürü arkadaşımla konuşuyorlar, haber yapıyorlar. Ondan sonra durum çünkü bütün hepimizi ilgilendiriyor. Yani müzisyenler aç değil hikaye esasında. Ülke müziği aç. Bu daha büyük bir garabet. Aynen öyle ve yani senin de en başta söylediğin gibi hani dedin ya bankaya gidiyorum başvuru yapacağım diğer Tabii. kategorisinde görülüyor benim. Ama aslında müzik bir lüks bir tercih durumu değil, bir ihtiyaç. Çok önemli bir Tabii lüks. tabii. Sanat her şeyden önce çok önemli bir ihtiyaç. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde özellikle de böyle dönemlerde ikinci plana atılan, göz ardı edilen ilk alan ne yazık ki Tabii. sanat ve müzik oluyor Tabii. ne yazık ki. Tabii. Şimdi dedim ya işte 14 aydır müzik susmuş durumda bu ülkede. İşte sinemalar yine bir ara açıldı. Tiyatro salonları da aynı şekilde. Onlar da çok büyük darboğaz içindeler şu an ekonomik Tabii, olarak. tabii. Çok büyük problemler yaşıyorlar ama müzik sektörü biraz daha kötü durumda açık konuşmak gerekirse. Ve birçok müzisyen ve hayatını sonlandırmak zorunda kaldı. Bu beni en çok yaralayan şeylerden biri bu. Bu bence çok çok büyük bir toplumsal yara ve her şeyden önce bu ülkeyi yönetenlerin oturup kendileriyle yüzleşmesi gereken bir durum. Yani bir kişi bile yani sayı veriliyor ya da sayı neden veriyorsunuz gibi bir takım tartışmalar da oldu. Çok anlamsız buldum ben bunu. Neden diye Tabii, soracak olursam bir kişi bile ölse fark eder mi? tabii. Bir can bile Ya. gitse fark eder mi? Ne fark eder yani? Yani rica ederim teşekkür ediyorsun ama teşekkürlük bir şey yok. Bu bizim görevimiz, insanlık görevimiz her şeyden önce. Yani. O yüzden yani nereye doğru gidiyor sektör sence? Yani sektörü bitirmek istiyorlar gibi bir takım yorumlar da var. Sen ne düşünüyorsun bu yorumlarla ilgili? O söylediğine çok kibarca böyle ha sektör derim ben hep. Yani sektör bir kere sektör diye bir şey yok onu söyleyeyim. Müzik sektörü diye bir şeyimiz yok. Bu çok uzun süredir benim en azından tarafın tuttuğum fikir. Benle beraber bunu savunan da bir sürü yazar, çizer, müzisyen arkadaşım olduğunu biliyorum. O konu ayrı bir konuydu. Çünkü şu bir olmalıyız hikayesini millet başka anlıyor. Yani bu milliyetçilik hikayesi ya da işte taraf tutma, takım tutma gibi. Yani ben Beşiktaşlıyım, sen atıyorum. Hangi takım tutuyorsun? Çok özür dilerim, sorabilir miyim? Beşiktaşlıyım Sen de mi Beşiktaşlısın? Ha, ben. Galatasaraylı birisin. Tebrikler bu arada. Ya sevinçli haber kutlayamaz olduk. Yani ben işte Evet, utanıyoruz değil mi gülerken artık? tabii Acaba tabii tepki toplar mıyım? Acaba tabii tabii gülüyorum ama şimdi yanlış anlaşılır mıyım falan gibi. Tabii. Yani hani çok artık garip bir hal almaya başladı değilse Aynen. yani hani bu taraf tutmayı falan hikayesinden ziyade mesela bugün yanlış hatırlamıyorsam işte Demet Akalın bir tweet atmış işte Gülben Ergen bir tweet atmış falan. Ben değerli buluyorum biliyor musun? Bir sürü insan bana kızacak bunu bu söylediğime. Tabii ki altına verilen cevap çok güzel görmüşlerdir işte kulağına eğilip söylesene falan diye böyle bir cevap gelmiş Gülben Ergen'e falan filan. Çünkü saraya ulaşabiliyorlar falan. Tabii canım yani o kısmını şey yapmıyorum. Şöyle değerli buluyorum. Bir takım gerçeklik artık herkese batmaya başladı. Senin istediğini söyleyebilir yani. Yani bu bir festivale bir organizasyona katılımda da biz böyle ayrılmıştık. Sektörden bahsediyorum. Ona katılanlar ve katılmayanlar falan diye böyle bir acayiplikler yaşadık falan. Fakat bu artık gerçekten hepimizi ben sevgili Ünsal Ünlü'nün çok sevdiğim bir argümanı var. Çok seviyorum onu. Gerçekten savunuyorum. TİP üyesiyim. Türkiye İşçi Partisi üyesiyim. Ondan sonra bu bizim partinin savunduğu şeyde birazcık yakın olduğunu düşünüyorum. Biraz değil bayağı. Bu önümüzdeki seçim, yani mutlaka bir seçim olacak artık eli kulağında olduğunu düşünenlerdenim. İyi ve kötünün artık seçimi. Artık partilerin sağın solun ileri geri de diyebiliriz. İyi ve kötünün seçimi. Biz müzisyenler konusuna bağlarsak da bu işin içindeyiz ve hep beraber. Yani ben şarkı söyleyebildiğim zaman sen kendini iyi hissedeceksin. Sen haberini verdiğin zaman ben doğru yere bakabileceğim. Bu iki iki daha dört. Medya, yandaş medya diye bir şey yok ya. Medya medyadır zaten yani. Hani, ya da neydi? Muhalif gazeteci falan. Ya gazeteci Ne zaten güzel yani. ya. Keşke bunu bazı gazeteciler de anlayabilse. Yani çok çok sevindim. Oho. Çok sevindim. Yani Ya. bu tanımın Ya doğru olmadığını anladım. müzisyen tabii müzisyende de öyle bir şey var. Muhalif müzik falan. Ya Tabii. müzik bize hayatı o ya da bu şekilde anlatabilen bir
Medium, tekrar söylüyorum. Yani medya, medyanın medium tekilidir, bilmeyenler için söyleyeyim. Ben bir medya unsuru olarak görüyorum. Tabii ki bir sanat var, şey, sanatın bir kolu. Ne olur bunu basitleştirmek için söylemedim. Anlatabilmek, ifade edebilmek için konuşuyorum. Biraz da fazla konuşuyorum. Artık kısım şey yapıyorum. Hayır, hayır. Tabii ki sen konuşacaksın bu yayında. Yani dolayısıyla sağ ol. Çok incesin. Evet, yani dolayısıyla artık şeyiz. Burayı geçti. Buramıza kadar lafı vardır ya. Boğazımıza kadar, şuramıza falan, neyse. Geçti gitti. Ben uzun boylu bir insanım. 1.94 boyundayım. Beni aşalı çok oldu. Türkiye ortalamasında eminim bir sürü insanı geçmiştir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla artık gerçekten hepimizin, yani bir takım meslek birlikleri, müzik, işte MSG, MESAM, MÜYAP, MÜYOR, bir yok işte oyuncular sendikası, sendikalar falan, gerçekten bir an önce herkesin toplanıp bütün hepimizin, müzisyenlerin, popçusundan rockçısına, regicisinden ucusuna bucusuna falan, hepimizin toplanıp ya sokağa çıkma ve bizim bir derdimiz var ve artık önce halka, yani bizi dinleyen, bizleri seven, sevmeyen de dahil olmak üzere herkes derdimizi anlatıp sonra hep beraber dönüp bu devleti yönetmeye çalışan insanlara durumu hatırlatmamız lazım. Evet. Açık hava, açık havada işte küçük çiftlik park gibi, yani isim söylemek durumundayım, işte kapalı ilk şeyler gibi bir sürü konser sundu. Karga, yani Kadıköy'de senelerdir müzisyene olabildiğince destek vermeye çalışan mekanlar gibi, bunu çok güzel çözdüler. Yani çok az insanla masa başına şu kadar insan falan gibi çok güzel formülasyonları var. Volkan Bozacı'nın, Cem Adrian'ın menajeridir, işte Burçin Özdemir, benim, bizim menajerimiz falan gibi menajerlerin, organizatörlerin, işte Zoom Müzik falan filan, Engin abinin, Engin Akıncı'nın falan, çok güzel fikirleri ve kağıt üstünde diyorum çünkü daha Kültür Bakanlığı'ndan bir şey gelmedi, çözümleri var. Yani o bulaşmayacağı, işte Barcelona'da daha yeni bir deney yapıldı. Yani, evet, ben de ondan bahsedecektim. Deneysel tabii, bir konser yapıldı. Çözümleri var ve bir tane bulaş mı deniyor artık? Bulaşan evet, bir mikrop hikayesi yok. Aynen öyle. Yani havalandırma ve maskeyle sağladılar. Bunu. Evet, evet. Yani ve bunu emin ol, seyirci de bunu şey yapacak ihtiyaç içerisinde ya. Dolayısıyla bizim bir an önce çok hızlı bir şekilde, mesela şimdi benim de menajerimin içinde olduğu bir ekibin şu anda toplantıda olduğunu, bayağı uzun saatlerdir toplantıda var. Ne çıkacak, ne konuşacaklar, onu bekliyoruz. Ondan sonra fakat daha büyük bir katılımın olması lazım. Onun altını çizmek istiyorum aracılığından. Evet. Şimdi şeyden de bahsetmek istiyorum. Ben sen de takip etmişsindir. Haluk Levent, sanatçı Haluk Levent bir girişim başlattı. Ankara'ya gidiyorlar şu an bir ekiple. Burhan evet. Şişen, Manga, Gripin ve Ceylan Ertem'le birlikte Ankara'ya bu konuyu görüşmek için gidiyorlar. Biliyorum. Sen ne düşünüyorsun Haluk Levent'in bu girişimiyle ilgili? İletişime geçtin mi kendisiyle konuştun? Hemen söyleyeyim. Sabahta hatta şey gördüm, bir tweet atmış. Hatta bazı arkadaşlarım işte biz para istemiyoruz bilmem ne falan diye böyle tepki göstermişler. Zaten o bahsettiği acil bir durumla ilgili. Haluk abiyle ben bizzat birebir tanışmıyorum ama bu yaptığını değerli buluyorum ben. İşte Ceylan olsun, Mangası olsun, bütün ekibileri zaten çok iyi arkadaşım. Ceylan da öyle, benim çok eski, çok sevdiğim arkadaşım. Burhan abi daha dün değil, evvelki gün telefonda konuştuk. Yarın öbür gün bakalım, bir araya gelme durumumuz var bizim ikimizin. Benim çok sevdiğim, saygı duyduğum insan. İşte mesela MÜYOR birim bir başkanı Burhan Şeşen ve bu taşın altına elini sokuyor. Ben de çok severim, çok yakın, çok sevdiğim bir abim. Ha, çok güzel. Ya sevilmeyecek bir insan değil ki. Evet. Dolayısıyla bu çok değerli bir hareket. Fakat mesela Haluk Levent'e, Burhan abiye falan, bizlerin, geri kalan herkesin de biz de sizinleyiz, unutmayın bunu tarzı bir şeyde yanında yer almamız gerekiyor ve bu birliktelikle bir şeyleri anlatabileceğiz. Değil gidip, mi? Bir güç birliği tabii, gerekiyor belki de. Yani o konuyu eleştiriyor musun? Sektörü de, sektörün bileşenlerini de tabii eleştiriyor. Tabii canım. Tabii ki çok. Çünkü gerçekten, yani şöyle bir şey söyleyeceğim sana. İşte ben kendimden çok saf yani bir şey anlatmak istiyorum, söylemek istiyorum. Çok kafaya taktığım bir şey vardı. İşte eşim, çevrem, dostlarım falan, ya boşver o kadar da falan. Benim üzüldüğüm bir nokta vardı. Ben kendi adıma yeni çıkmış, gördüğüm, görebildiğim, beğendiğim her şeyi paylaşırım. Yeni bir ürün, yeni bir emek, her şey derken kimse kusura bakmasın, bu benim zevkim. Yani Demet Akalın'ın yeni şarkısı paylaşmam tabii, bana ne yani, hani hiç dinlemeyeceğim bir müzik. Ama işte işte Saydar, beni rap dünyasına sokan kardeşim, böyle yeni şarkısını çıkardı, seve seve paylaşırım. Yani savaş kelimesini kullanmak hoş bir şey değil ama şu şeyde gerçekten bunun içindeyiz. Sen de bunun içindesin, hepimiz bir şeyin içindeyiz. Eşim benim oyuncu, şu anda bambaşka bir meslekle uğraşmak zorunda ve onunla uğraşıyor.
Yani esasında bir nevi evi geçindiriyor. Değil mi o? Böyle bir durum var. Bir örnek olarak bahsetmek isterim. Çünkü sadece eşin değil, Belit değil mi eşiniz? Mesela? Tabii tabii Belit, evet. Selamlarımı da ilet lütfen. İletirim, iletirim. Mesela aynı şekilde Ceyhan Barbur. Birlikte tabii beraberler, tabii tabii. Bilesuğut. Evet, evet. Yani bu bir örnek aslında. Yani müzisyen, oyuncu, hani şu dönemde kendi işini yapamayan birçok kişi farklı sektörlere yönelmek zorunda kaldı. Çok esprili bir örnek olacak belki ama Hüsnü Arkan işte pandemi başladığında bir şey paylaşmıştı. Yani esprili tabii. Ama aslında çok acıklı. Hani meze yapmaya başladım abi. Artık tabii. Demişti. Canım Hüsnü abi ya tabii. Evet, çok çok tabii. Severiz sayırız onu da. Yani çok. Kısacası bu bir gerçeklik. Bu gerçekliğimiz bunu açık açık göz önüne sermemiz lazım. Çünkü görünmüyor. Yani ortada evet, ama evet. Görünmüyor ne yazık ki. Evet. Bizim onu görünür hale getirmemiz lazım bu sorunu. Haluk abilerin, Burhan abilerin gidip de kimse şunu zannetmesinler. Yani gidip Kültür Bakanı ne olur bize konser tarzı bir konuşmaya gitmiyorlar. Durumu anlatmaya gidiyorlar. Hı. Yani kimse kimseye buraya yalvarıyor falan gibi. Çünkü öyle garip, sanki her şeyimiz tamammış gibi muhteşem eleştiri yaparız. Adı altında böyle gariplikler de gördüm ben Twitter, özellikle bu sosyal medyada. Çünkü sadece sosyal medyada konuşabildiğimiz için. Yani esasında bana kalsa bayağı sokakta konuşmamız gerekiyor. Yani fakat şeyi yok artık. Ya bugün Boğaziçi'li kardeşlerimi destek tweet'i atıyorum, altına işte yorum yazıyor. Evet ama işte soykırımı destekleyenlerle işte terör gruplarının olmasaydı daha iyi olurdu. Ya kardeşim yapmayın, gizli de aynı güzelliği yaptınız. Yani yapmayın. Önce bir şeyi yapalım, hep onu söylüyorum. Bir olayı bir düzeltelim, ondan sonra dönüp eleştirilerimizi kendi içimizde yaparız. Bunu bir hep atlıyoruz, hep atladık yani. Müzik sektörü için de geçerli bu. Evet. Yani bağımsız müzisyenler diye bir oluşum yaptık. Toplantıya gittik. Canım Murat Meriç falan, Murat abi falan hep beraberiz orada. Konu da ben bahsettiğim mesela 3 sene 4 sene önce YouTube'dan hakkımızı alamıyoruz. Dur ya, sen konser veremiyorsun. Ne YouTube'u? Dur bir dakika. Yani ne diyorsun? Hepimiz sanki 10 milyon 100 milyon izleniyoruz falan. Ne diyorsun sen? Dur, konser veremiyoruz. 18 yaş altındaki kardeşlerimize ulaşamıyoruz. Yani daha böyle konuları varken, bunları konuşurken gündüz konserleri yok artık. Yani illa içkili barda falan konser vermek zorunda kaldık diye bir durumumuz var bizim. Biz bunu istemiyoruz ki. Çoğu müzisyen bunu istemiyor. Yani orada da çalalım ama normal o eskisi. Benim gittiğim, ben mesela Pentagram konserine, Athena konserine falan bir sürü konsere gidebiliyordum. Yaşım genç, lisedeyim, ortaokuldayım. Konsere kaçak kaçak gittiklerimiz de vardı. İçkisiz. 18 yaş altındayız falan. Bursa'da, Bursa'nın Rocksteady olduğu dönemin son şeyinde ben orada yaşadım. Dolayısıyla bugünlere dönmek çok çok değerli. Bir sürü müzisyen kardeşimiz, büyüğümüz ve yaşıtlarım var. Evet. Yani birbirimize destek olmak böyledir. Sosyal medya hareketi başladı işte falan. Hiçbir reklam ajansınız yok. Abicim ne ajansından bahsediyorsun? Ben sigortam yok, yemek yiyecek falan yok diyorum. Sen bana ne diyorsun? Gibi. İşte onları ben hani biz bizi dertleşiyoruz diye şu anda böyle söylüyorum. Üstüne atlayıp yani o kadar zor ki anlatabilmek. Yani benim de çok üzüldüğüm şeylerden biri şu: hiçbir fikir sahibi değilsin sektörle ilgili. Hiçbir fikir sahibi değilsin eleştirdiğin kişiyle ilgili. En ufak bir fikrin yok. Hiçbir bilgiye sahip değilsin ama öyle aklına ne gelirse söylüyorsun. Yani böyle enteresan bir durumu var sosyal medyanın. Tabii tabii. Ben her şeyi biliyoruz. Bugün taze taze yaşadım mesela ben de yani. Yani dolayısıyla zaman zaman yaşıyoruz hepimiz ama ne yazık ki böyle bir şey var. Twitter'ın özellikle doğası var maalesef. Orçun, çok teşekkür ederim açıklamaların için. Ben teşekkür ederim Cem. Çok çok üzülüyorum ama bir taraftan da hepimiz aslında benzer sıkıntıları yaşıyoruz ve bir araya gelmemiz gerektiğini inanıyorum. Hangi sektörden olursak olalım. Beraber olmak, bir arada olmak, birbirimize destek olmak çok kıymetli böyle zamanlarda. Çok. O yüzden sen de arkadaşların da kendinizi yalnız hissetmeyin. Sevgili eşine de çok incesin. Ile. Çok teşekkürler. Her zaman. İletirim tabii ne ki. Demek? Ne demek? Ekleyeceğin başka bir şey varsa da seve seve iletmek isterim. Söylencik her şeyi söyledik güzel şekilde. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. İki varsın yani. Çok sen sağ ol. Sen de iki varsın. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay.